Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken vatandaşlarımızın Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Değerli basın mensupları, ilmi engelleyenler ve insanları yalanlarla meşgul edenler insanlığın en büyük düşmanıdır. Bugün Türkiye'de hem ilmi engelleyen hem de yalanlarıyla milleti meşgul eden metal yorgunu müflis bir yönetim iş başındadır. Çakma ekonomist, ekonomi ilmine etmedik işkence bırakmamıştır. Gerçekleri kendi arzusuna göre eğip büken bu bezirgan zihniyet milletin ekonomisini de bitirmiştir. Ülkemizi yönetilemez hale getirmiştir. Milleti her gün daha da perişan eden politikasızlıklarına, sebebi oldukları yıkıma, epistemolojik kopuş, heterodoks politika, nöroekonomi gibi daha önce kendilerinin bile duymadıkları, bilmedikleri kavramlarla kulp takmaya kalktılar. Millete alay konusu oldular. En sonunda da nöroklasik şeyler diyerek zırvalamakta zirve yaptılar. Ekonomi, insanoğlunun üretim, bölüşüm ve tüketim faaliyetlerini ele alan, ülkenin kalkınmasını, milletin refahının arttırılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır. Ama bu çakma ekonomistlerin ekonomi biliminden uzak uygulamaları sonucunda ne üreticilerimiz mutlu, ne tüketicilerimiz mutlu, bir avuç yandaşı abad ederken milleti perişan eden bu yönetim toplumun umudunu çalıyor, mutsuz ediyor. İşte süt üreticileri, besiciler aylardır yüksek maliyetler nedeniyle feryat ediyorlar. Ama seslerini duyan yok. Son bir yılda besi ve süt yemi %115 zamlanmış. Mazot %215 zam görmüş. Ama Ulusal Süt Konseyi Nuh diyor, peygamber demiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ulusal Süt Konseyi'ni vesayeti altına almış. Bakanlık ne derse konsey de onu yapıyor. Nebati Bakan yine engin ekonomi bilgisini konuşturuyor bu arada. Çiğ süt fiyatı artınca yem fiyatları da artıyor diyor. Süt Konseyi'nin elini kolunu bağlıyor. Üzülerek ifade edeyim, bunu söyleyen maalesef bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal ediyor. Çiğ süt fiyatını 7,5 liraya sabitlemişler. Öyle bekliyorlar. Ama süt fiyatları artmadığı halde mazot ve yem fiyatları başını alıp gidiyor. Sektör uzunca bir süredir can çekişiyor. Üretici gebe hayvanlarını kesiyor. Bu beceriksizler yüzünden en az 1 milyon damızlık ve süt ineği kesime gönderilmiş. Bunu şimdi yerine koymaya kalksak, ihtiyaç duyulan kaynak tam 42 milyar lira. Tabi alacak hayvan, bunlara bakacak da besicileri bulabilirse. Bu rakamları biz söylemiyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin çatı örgütü söylüyor. Dün yeniden Toprak Mahsulleri ofisinin ucuz buğday ve arpa satmasına karar vermişler yem için. Yine pansuman, yine aspirin. Üreticiyi rahatlatacak gerçek tedavi yine yok. Buradan uyarıyoruz. Besiciyi Nebati Bakan'a teslim edip böyle giderseniz market raflarında içecek süt, yenecek peynir, ekmeğimize sürecek tereyağı bile bulamayacağız. Bugün çiğ süt hala 7,5 lira. Ama sütün litresi market raflarında 21 lira. Süt üreticisinin cebine girmeyen para kimin cebine gidiyormuş? Şimdi bu işi araştırıyorlar, bu işi komitelere havale etmişler. Komite üstüne komite kurup bunun nereye gideceğini, neden bu hale geldiğine bakıyorlar. Ama bu kurdukları komitelerde süt üreticisi yok, süt tozu ithal edenler var. Çok araştırmayın. Bu kadar araştırmaya gerek yok. Paramızı pul etmenizin neticesinde soğutmalı süt kamyonlarında kullanılan mazotun, soğutma tanklarında, fabrikalarda kullanılan elektriğin, gazın fiyatları nereye çıktı ona bir bakın. Rütbeyi, aklınızın eserini orada göreceksiniz. Önümüz kış. Buğdayın, arpanın, kırmızı mercimeğin ekim zamanı geldi. Çiftçi tarlasına girecek ama mazota, gübreye yaklaşamıyor.
Son bir yılda tarlaya atılacak taban gübre %200 zam görmüş. Mazotu biraz önce söyledim, %215 zamlanmış. Her gün zam gelmeye de devam ediyor. Çiftçi tarlasına gidemezse, taban gübresini atamazsa yiyecek ekmek bulamayacağız. Buradan uyarıyorum. Elin buğdayına, arpasına, mercimeğine muhtaç kalacağız. Sonra da elin verdiği emirleri yerine getirmek zorunda kalacağız. Bunun telafisi yok. Üreticiye verilen desteklerin mutlaka arttırılması, gübrede iç tüketime öncelik verilmesi gerek. Ama benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bildikleri tek şey zam. İşte büyük sanayi tesislerinin kullandığı doğalgaza daha yeni %5 gizli zam yaptılar. Sanayici her gün yeni bir sürprizle, yeni bir zamla karşılaşıyor. Üreticinin enflasyonu şaha kalktı. 12 aylık artış %151,5. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyat artışı %165. Enerjide %417. Üretici enflasyonundaki bu rakamları daha önce hiç görmedik. Bunların hepsi korkunç birer rekor. Dünya üzerinde üretici enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye. Dünya şampiyonuyuz. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla üretici enflasyonu %151,5. Tüketici enflasyonu %83,5. Aradaki fark tam 68 puan. Bu da rekor. Ama çok kötü bir rekor. Üretici maliyetinin altında mal satmaya devam edemeyeceğine göre aradaki fiyat farkı öyle veya böyle bir müddet sonra mutlaka tüketiciye yansıyacak. Hayat pahalılığı milletimizi ezmeye devam edecek. Üretici mutlu değilse tüketicinin mutlu olması mümkün değil. Bundan tam 647 yıl önce büyük İslam filozofu İbn Haldun, büyük şehirlerde gıda fiyatlarının yükselmesi yönetiminde çökeceğinin işaretidir demiş. Bugün dünyada gıda fiyatları hızla geriliyor. Birkaç ay önce dünyada %34 olan gıda enflasyonu Ağustos'ta %8'e kadar düştü. Peki bizde kaç? Gıda enflasyonu Türkiye'de %93, dünyanın 12 katı. Ama utanmadan milletin karşısına çıkıp enflasyon bizden değil dışarıdan diyorlar. TÜİK'in makyajlı verileriyle bile bakıldığında son bir yılda patates %170, şeker %164, süt %127, makarna %113, ekmek %98, peynir %89 zam görmüş. Bir kilo kıyma 150 lira olmuş. En ucuz protein kaynağı dediğimiz yumurtanın tanesi 2,5 liraya aşmış. Allah aşkına bu fiyatlarla millet çoluğunu çocuğunu nasıl doyuracak? Dedik ya, bunlar da Tayyip'i üzmeyen İstatistik Kurumu'nun rakamları. Sarayın ağır makyajından geçmiş rakamlar. TÜİK'in makyajlı enflasyonu %83,5, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon ise %107. ENAG'ın açıkladığı enflasyonsa %186. Enflasyonun bu kadar şahlandığı, enflasyon rakamlarının da birbirlerinden bu kadar farklı olduğu bir başka dönemi daha önceleri hiç görmedik. Hükümetin vatandaşın halinden haberi yok. Sarayın kibirlisi enflasyonu şaşırtıcı bir hızla düşürme kabiliyetine sahibiz diyor. Böyle bir enflasyonu şaşırtıcı bir hızla madem düşürme kabiliyetine sahipsiniz, o zaman dünya enflasyonun dünya rekorları kırmasına neden izin verdiniz? Neden milleti perişan ettiniz? Neden enflasyonu hala düşürmüyorsunuz? Elinizi tutan kim? Geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında enflasyon sırasıyla %13,6 ve %11,1'di. Şimdi diyorsunuz ki gelecek Aralık ve Ocak aylarında nasıl olsa tüketici fiyatları bu kadar artmaz. Biz de taş atıp elimiz yorulmadan enflasyonu düşürdük diye millete caka satarız diyorsunuz. Bu umutla hareket ediyorsunuz. Siz bu dış ticaret açığıyla, bu döviz kasası açığıyla ve politikasızlığınızla gelecek Aralık ve Ocak aylarında da paramızı pul etmeye devam edersiniz. Enflasyon daha da azar. Hadi şansınız yaver gitti diyelim. Fiyat artış hızı Aralık ve Ocak aylarında geçmiş Ocak ve Aralık'ın aylarının altına düşse bile
vatandaşlarımız için değişecek hiçbir şey olmayacak. Yüksek fiyat etiketleri yerli yerinde duracak. Hayat pahalılığı baki kalacak. Hep diyoruz. Enflasyon en acımasız halk düşmanıdır. En acımasız vergidir. Gelir dağılımını daha da bozar. Fakiri, fukarayı ezip geçer. Sadece son 3 yılda emeğin milli gelirden aldığı pay 10 puan düşmüş. Bu sizin marifetiniz. Bu hükümet ücretle geçinen emekçilerin cebinden 67 milyar dolarını almış. Yandaşın cebine koymuş. Zengini abad etmiş, emekçinin halini ise berbat etmiş. Türkiye'deki en zengin %1 toplam servetin %41'ine sahip. Bu rakamla Türkiye dünya üzerinde servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3 ülkeden biri. Bizden daha kötü olanlarsa oligark ekonomisi Rusya ve teneke mahallelerinin olduğu Güney Afrika. Bu hükümet Türkiye ekonomisini hızla iflasa sürüklüyor. İşte BOTAŞ'ın hali. Sadece son bir yılda bütçeden BOTAŞ'a 169 milyar lira kaynak aktarılmış. Yetmemiş, BOTAŞ dışarıdan 925 milyon avro borç almış. Kimden almış? Bizi kıskanan Almanya'dan. Bu da yetmemiş, 300 milyon avro dış borç için dışarıda kapı kapı dolaşmaya başlamış. Ve şimdi de BOTAŞ'ın doğalgaz borcunu 2024'de doğalgaz borcunun 2024'de ertelenmesi için Ruslardan ricacı olduğu yazılıp çiziliyor. Buradan açıkça ifade edeyim. Bu açıkçası iflasın ilamıdır. Bir devlet kuruluşu ödeyemiyorum borcumu ertele derse bunun da adı moratoryumdur. Miras yedilik de budur, iflas da budur. Atadan dededen kalan malı mülkü 63 milyar dolara satacaksın. Üstüne içeriden dışarıdan 130 milyar dolar borç alacaksın. Bir de milletten 2 trilyon 494 milyar dolar vergi toplayacaksın. Senden önceki hükümetlerin 79 yılda harcadığının 4 katını sen 20 yılda harcayacaksın. Sonra da ülkeye gaz alacak para bulamayacaksın. Genel başkanımız size defalarca sordu, biz sorduk. Bu paralar nereye gitti? Kimin kursağına girdi? Bu hükümet yıllarca milletimize IMF'ye bir türlü veremediği 5 milyar dolar borcun havasını attı. Şimdi Rusya'ya el açıp gaz parasını ötele diye himmet bekliyorlar. Barıştaki bir ülke savaştaki ülkeden borç ötelemesi istiyor. Veresiye gaz almak için ricacı oluyor. Bunların işi yaz tahtaya bir daha. Tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı işi. Bu hayırsız miras yediler. Yediklerinin, içtiklerinin hesabını bizim sırtımıza bırakıp kaçmaya hazırlanıyorlar. Ama yok öyle yanma. Milletimiz bu hesabı önüne gelecek ilk sandıkta size ödetecek. Kayınpeder damat bir oldu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını mahalle idare seçimlerinde buharlaştırdılar. Sahte istikrar havası bastılar. Sonra damat at izi it izine karıştı dedi, çekti gitti. Ama kayınpeder döviz rezervlerini, ihracatçıların döviz gelirlerine salma salarak topladığı dövizleri, yardımsever dostlarından aldığı borç paraları, faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını ispat etmek için Merkez Bankası'nın arka kapısından satmaya devam etti. Yılbaşından bu yana satılan rezerv 75 milyar dolara ulaşmış. Döviz kasası tam takır. Tulumbada su bitti. Dün açıkladılar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz kasası 59 milyar dolar açık veriyor. Net. Cumhuriyet tarihinde böyle bir açık hiç yaşanmadı. Bu ülke 2. Dünya Savaşı'nı gördü. Kore Savaşı'nı gördü. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gördü. Büyük depremler, afetler gördü. Ama döviz kasasında hiçbir zaman bu büyüklükte bir açık görülmedi. Korkarız bunlar Merkez Bankası'nın döviz rezervini milletin emaneti olan Beytülmali yabanlanacak ganimet sanıyorlar. Çok açık söylüyorum, bu tablo iflasın ilamıdır. Bugün Türkiye'nin
borç temerrüt risk primi iflas seviyesi olan 740'lardaysa sebebi de işte bu tablodur. Hiç paranızın olmaması için döviz kasasında hiç dövizim kalmadı demek için bile 59 milyar dolar bulmak zorundasınız. Halimiz bu. Değerli basın mensupları, iflas eden bir başka şey de Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrasından bozma sözde ekonomi modelleridir. Güya faiz inecek, Türk lirası değer kaybedecek, ihracat ithalattan hızla artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, Türk lirası değer kazanacak, enflasyon da düşecekti. Ama sözde model daha üzerinde mürekkebi kurumadan su kaynattı. Dış ticaret açığı rekor üstüne rekor kırdı. Eylül'de dış ticaret açığı geçen seneye göre %298 artarak, yani dörde katlanarak 10 milyar 384 milyon dolara yükseldi. İlk 9 aydaki açık %159 artışta, yani neredeyse 3'e katlanarak 83 milyar 819 milyon dolara ulaştı. Böyle giderse yıl sonunda 110-115 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığını maalesef göreceğiz. Söyledikleri hiçbir şey tutmadı. Hiçbir öngörüleri gerçekleşmedi. 1 dolar 13 lira 85 kuruşken Nebati Bakan çıktı. Korkmayın, Türk lirası en zayıf durumunda, daha fazla değersizleşmez dedi. Bugün dolar 18 lira 58 kuruş. O günden bugüne Türk lirası dolar karşısında %26 daha değer getirdi. Ha, öyle paramız sadece Amerikan dolarına da değil, dolarına karşı da değil. Uzak yakın pek çok ülkenin parasına karşı değer kaybediyor. Sene başından bu yana Türk lirası Gürcistan lirasına karşı %36. Savaştaki Rusya'nın rublesine karşı %42. Sokaklarında protestolar olan İran'ın riyaline karşı %29. İran dinarına karşı %30. Suriye lirasına karşı %28. Bulgar levasına karşı %17 değer kaybetti. Trakya'da Bulgar'a gitmek diye bir deyim vardır. Vatandaşlarımız günübirlik Bulgaristan'a geçer, orada alışverişini yapar, gezer, tozar, döner. Şimdi o da ters yüz oldu. Şimdi Bulgaristan'dan gelip Edirne'de alışveriş yapıyorlar. Bir de burada her şeyin fiyatı bizim oradakinin yarısı, yeme içme giyim her şeyi buradan alıyoruz diyerek röportajlar veriyorlar. Hep söylüyoruz, bunlar el iyisi. Bulgaristan vatandaşlarının derdine derman oldular ama milletimizin sırtına da yüklendikçe yüklendiler. Erdoğan paramızı pul etti. Milletimizin şimdi elini yakan, vitrinde seyrettiği mallar Bulgaristan'dan gelenlere ucuz oldu. Güzelim ülkemizi elin bir milyoncu mağazasına çevirdiler. Kendi vatandaşına pahalı, elin vatandaşına ucuz ettiler. Tablo ortada. Paramız pul oldu, tulumbada su bitti, döviz kasasının dibini sıyırdılar. Veresiye gaz için şimdi Rusya'dan himmet bekliyorlar. Doların yeşili hatırına Katar'daki dünya futbol şampiyonasının korumasını kahraman Mehmetçiğimize ihale ediyorlar. Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü ordusudur. Bundan 20 yıl önce densizin biri kahraman Mehmetçiğimizi, şerefli ordumuzu sıradan bir ihraç ürünü gibi gösterme cüretini göstermişti. Ne yazık ki bugün ekonomiyi iflas noktasına getirenler, bu beceriksiz hükümetin ülkemize yaşattıkları bu hadsiz sözleri neredeyse haklı çıkardı. Peki bu ipe sapa gelmez sözleri söyleyen kişi kimdi? Erdoğan ile samimi fotoğrafları olan Soros. Ama bugünlerde Erdoğan çıkmış, Avrupa siyasi topluluğunun yapıldığı Çekya'da Soros hep gazetecileri satın alır diyor. Biz de söyleyelim, yalnız gazetecileri değil, politikacıları da satın alır. Ne demişler? Kişi kendinden bilir işi. Soros'la masaya oturan, Soros'u haklı çıkaran Erdoğan'a bu ayıp yeter. Tulumbada su bitince, kasadaki dövizler suyunu çekince Erdoğan dış politikada dön baba dönelim demeye başladı. Bir zamanlar Cemal Kaşıkçı'nın katili dediği Suudi Veliaht Prens için şimdi
ayağına kadar gitti, onu kucakladı. 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri emirinin ayaklarına türkuaz halılar serdi. Şimdi Çekya'da çıkmış ne diyor? Alışılmış bir siyasetçi değilmiş. Vakti saati geldiğinde Suriye başkanıyla görüşme yoluna gidebilirmiş. Alışılmış bir siyasetçi olmadığı elhak doğru. Milletin başına bu kadar tebelleş olan bir siyasetçi bu ülkeye doğrusu ilk defa görüyor. Biz Suriye krizi için Esad'la görüşün dediğimizde bize etmedik hakareti bırakmamıştı. Kalleş Esed'in elini sıkmam dediğinde takvim yaprakları 2013'ü gösteriyordu. Üzerinden 10 yıl geçti. Emevi Camii'nde namaz kılacağım diyerek bu milletin 50 milyar dolardan fazla parasını bu arada harcadı. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Sınırımızı korumak için, sınırlarımızı koruyabilmek için yüzlerce şehit verdik. Ve Erdoğan'ın bugün tüm dış politikası aile marabanın hikayesine dönmüş vaziyette. Madem sonunda buraya gelecektin, bu kadar zararı milletin sırtına neden yıktın? Değerli basın mensupları, bu eğer ülkeyi yönetenler bulundukları makamı kötüye kullanıyor, kendi zenginliklerini çoğaltıyor, işe ehil olmayanlara veriyor, yeni yani yapılmaması gereken bütün kötülükleri yapıyorlarsa adaletsizliğin de en büyüğünü yapıyorlar demektir. Bugün Türkiye'de yaşanan da tam budur. Küçük bir azınlık zenginliğine zenginlik katıyor, kamu gücünü kötüye kullanıyor ama bunların yazılıp çizilmesi, millet tarafından öğrenilmesi istenmiyor. Dün RTÜK, yani yine Recep Tayyip Üst Kurulu gibi bir karar verdi. Bir mafya babasının açıkladığı büyük borsa vurgunu ve rüşvet iddialarını ekranlarında tartıştırdılar diye KRT'ye, Halk TV'ye, Tele1'e ceza yağdırdı. Gerekçe skandalda adı geçen isimler küçük düşürülmüş. Bunların bir tek istedikleri var. Seçimlere kadar yolsuzluk, yoksulluk, yozlaşma ve yönetimdeki ahlaki çürüme yazılmasın, çizilmesin, tartışılmasın. İşte daha meclis açıldı, hemen sansür yasasını getirdiler. Güya gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirecekler. Peki gerçeğin ne olduğuna, neyin gerçeğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Elbette Erdoğan. Erdoğan çıkacak, cehalet güçtür, savaş barıştır, kölelik özgürlüktür diyecek, doğru olacak. Ama vatandaş sosyal medyada bunun tersini söylerse 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi göze alacak. Amaç baskı ve korkutmayla seçime kadar sosyal medyayı kontrol altına almak. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele edeceğiz diye göreve geldiler. Bugün görevden giderken yolsuzluk ve yoksulluğu gizlemek için yasaklardan medet umar hale geldiler. İşte bu yozlaşmış kadrolar elinde Türkiye'nin 784 bin kilometre karesinin her bir santiminde çok büyük özgürlük sorunları yaşıyoruz. Fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomik özgürlükler. Hepsi bitti. Emekli amiraller sırf fikirlerini açıkladı, Montrö Sözleşmesi'ni savundu diye savcı 12 amiral için hapis cezası talep ediyor. Amirallerin rütbelerinin sökülmesini istiyor. Peki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında her aşamada Lozan'ın arkasına sığınmadık mı? Montrö'nün arkasına sığınmadık mı? Bu amirallerin haklılığını ortaya koymuyor mu? Erdoğan Montrö'ye sığındı mı, sığınmadı mı? Ya peki bu neyinkini garezi? Neden konuşan Türkiye'den çekiniliyor? Ama artık az kaldı. Bu korku imparatorluğunu sandıkta hep beraber yıkacağız. Kalpleri dağınık olanların akılları birleştirilemez. Ülkemizdeki dağınık kalpleri birleştirmek için otokrasiden değil demokrasiden yana, tek başına değil istişareyle yönetmekten yana, yönetimde sadakatten değil liyakatten yana, tek bir kişinin değil
milletin ortak iradesinden yana. Kral değil, kuraldan yana. Baskıdan değil, özgürlükten yana. Üstünlerin hukukundan değil, hukukun üstünlüğünden yana. Kutuplaşmadan değil, kucaklaşmadan yana. Kin ve nefretten değil, sevgi ve saygıdan yana. Savaştan değil, yurtta barış, dünyada barıştan yana. Ele el açmaktan değil, üreterek kazanmaktan yana. Milletin ekmeğini, aşını, işini küçültmekten değil, büyütmekten yana. Refahın hakça paylaşılmasından yana. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen 6 parti biz bir aradayız. Biz kazanacağız. 85 milyon yurttaşımız kazanacak. Biz kazanacağız. Tüm Türkiye kazanacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak K24 tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki açıklamalarına partiniz nasıl bakıyor? Anayasa değişikliği meclise gelirse destekleyecek misiniz? Bugün genel başkanımız sosyal medyadan görüşlerimizi paylaştı. Özgürlükçü anayasa yapmak kim? Erdoğan kim? Biz iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu çıkaracağız. Anayasaya da bunları derc edeceğiz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular oldu. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün yaptığı açıklamada enflasyonu nasıl çözeceğinizi söylemeniz lazım. Bu işler kuru sıkı ifadelerle biz çözeriz demekle olmuyor dedi. Bu sözlere ilişkin sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? Vallahi Nebati Bakan'ın çözemediği kadar bizim geçmişte bu sorunları çözmüşlüğümüz var. Merak ediyorsa kağıdı kalemi alsın gelsin. Çözümü kendisine ezber ettiririz. Boş lafları bıraksın. Enflasyona ezdirdiği ücretlinin feryatlarını duysun. Bakın bugün işçisi işvereni barbar bağırıyor. Gelir vergisi dilimleri enflasyon nedeniyle çalışanları perişan ediyor. Yeniden güncellenmesini talep ediyorlar. İşte bak işçi ve işverenin meselelerini gitsin takip etsin. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen diğer soru da şöyle. Türkiye'nin dış politikada en hassas olduğu konulardan birisi Kıbrıs meselesi. Ve eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu da Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı. Siz bu atamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkede mesleki kariyerin önemi kalmadı. Ülkede rüşvet alan siyasetçi bakan büyükelçi oluyor. Tek kelimelik dış politika müktesebatı olmayan kişiler büyükelçi yapılıyor. Aslında saraydaki bu çürüme içimizi yakıyor. Büyükelçilikler ulufe olarak dağıtılıyor. Dış politika tecrübesi olmayan kişiler en hassas misyonlara büyükelçi olarak atanıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ben teşekkür ediyorum.